Hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Havit markasının Prime Onyx modelli taşınabilir projeksiyon cihazına yakından bir göz atacağız, incelemesini sağlayacağız. Öncelikle kutunun içerisinden çıkanlardan bahsedeyim. Kutunun içerisinden kumandası, küçük tripodu, kablosu ve baktığınızda projeksiyonun kendisi çıkıyor. Ayrıca tabii ki de kullanım kitapçığı da içerisinden geliyor. Kutunun içerisinde zaten bir kılıfı olduğu için cihazı kılıfla rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Instagram profilimden beni takip ediyorsanız bildiğiniz üzere Havit için bir Reels videosu hazırlamıştım. Şimdi o Reels videosunu bir izleyelim. Telefondan film izlemekten gerçekten çok sıkılmıştım ve bu projeksiyon cihazıyla tanışana kadar. İçerisinde birçok uygulama yüklü ve Netflix, YouTube gibi platformlarda en iyi şekilde dizilerinizi, filmlerinizi izleyebiliyorsunuz. Ayrıca projeksiyon cihazı kendinden bataryalı olduğu için dışarıda da kullanma imkanınız oluyor ve powerbank ile şarj ederek bu projeksiyon cihazını kampta, tatilde, herhangi bir yerde kullanabiliyorsunuz. Güzel bir görüntüye sahip olan bu projeksiyon cihazında ister kumandayla kullanabilirsin, istersen projeksiyonun kendi üzerindeki tuşlarla kontrol edebiliyorsun ürünü. Bu ürüne istersen hoparlör bağlayabilirsin, HDMI kablosuyla bilgisayarını yansıtabilirsin veya telefonunun ekranını da yansıtman gerçekten çok kolay. USB flash bellek takarak indirmiş olduğun filmleri de projeksiyon üzerinden izleyebiliyorsun. Reels videosunu da izledikten sonra tekrardan karşınızdayım. Bu cihazın en can alıcı noktası taşınabilir olması ve gerçekten bir televizyon yerini de alıyor diyebilirim. Uzak bir pozisyondan izlediğinizde 200 ince kadar da büyütebiliyorsunuz cihazın görüntüsünü. Bu da gerçekten güzel. Ağırlık olarak 8 santimlik bir boyutu bulunuyor. Ağırlığı da 1 kiloya yakın, yani her konumda, her yerde taşımanıza olanak sağlıyor. Projeksiyon cihazının 6800 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. 2 saate yakın sürede de şarj oluyor. Projeksiyonu normal, İsterseniz powerbank olarak da kullanabiliyorsunuz veya kablosuz hoparlör olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu projeksiyon cihazında 5-6 tane diziyi, yani 1 saatlik, 1 saat 10 dakikalık diziyi 5-6 tane dizi bitirebilirsiniz. Yani izleyebilirsiniz. Süresi de 5-6 saat aralığında gidiyor. Tabii bunun parlaklığını yükseltip alçaltırsanız daha da uzayabilir, daha da kısalabilir. Şimdi cihazın hemen bir ana menüsüne bir göz atalım ve nasıl bizi karşılıyor ona bir bakalım. Projeksiyonun arayüzü bu şekilde. Sol tarafta zaten ekran yansıtabileceğiniz hem Android hem de iOS cihazlar için uygulamalar mevcut. Şu anda herhangi bir kurulum yapmadım bu arada. Kendisi, yani direkt Google Play hesabınızı giriş yaparak kurulumunu yapabiliyorsunuz. Ve şu anda kendi bataryası üzerinden görmüş olduğunuz gibi cihaz çalışıyor. Herhangi bir prize vesaire takılı değil. Menü geçiş hızlarına da baktığımızda görmüş olduğunuz gibi anlık olarak tepkiler veriyor. Hemen şöyle yukarı çıkartayım. Sağ tarafa doğru gittiğimizde herhangi bir kasma, donma yapmıyor. Arayüz bu anlamda güzel. İçerisinde zaten Chrome yüklü geliyor. Siz buradan App Store'dan veya YouTube'dan izlemek istediğiniz filmleri YouTube'a girerek izleyebiliyorsunuz kullanıcı hesabınızla. Şimdi App Store dediği yere giriş yapıyorum ve görmüş olduğunuz gibi burada kendiniz kullanabiliyorsunuz. Bu arada duvardaki beyazlıklar herhangi bir perdeye yansıtmadığım için duvarın kendi boyası, bilginiz olsun. Burada direkt oturum açmamı istiyor. Şu anda herhangi bir oturum olmadığı için ve internete bağlı olmadığı için cihaz görmüş olduğunuz gibi internet arayüzünde geçiş yapmıyor. Görmüş olduğunuz gibi cihazın ana menüsü de gerçekten iyi. İçerisinde zaten yüklü olan uygulamaların hepsini kullanabiliyorsunuz. Ayrıca marketten istediğiniz uygulamayı indirip de onu da kullanabilirsiniz. Birçok seçenek bulunuyor. Ayrıca bu cihazın arka girişinde HDMI girişi bulunuyor. USB girişi takarak da USB'den isterseniz kendi müziklerinizi, filmlerinizi izleyebiliyorsunuz. İsterseniz de bir HDMI kablosu takarak PlayStation'ınızı, bilgisayarınızı, birçok cihazınıza HDMI kablosuyla da yansıtabilirsiniz. Cihazda 5 wattlık 2 tane hoparlör bulunuyor ve içerisindeki ses şiddeti de gerçekten tatmin edici. Canlı ve parlak bir renk aralığı bulunuyor. Görüntüleri de gerçekten böyle net olarak size sunuyor. Ampulün ömrü 30.000 saat. 200 inç boyutuna kadar da dediğim gibi cihazı büyütebiliyorsunuz. Ve bu taşınabilir bir cihaz olduğu için şarja gerek duymadan dışarıda 2-3 saat, 4 saat boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kamp ortamında, tatillerinizde, farklı lokasyonlarda, hani bunu kendinize göre senaryolayabilirsiniz. YouTube arayüzündeyiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu tabi internet hızınıza da bağlı. Geçişler yapıyoruz ve görüntü kalitesi gerçekten çok net ve güzel gösteriyor. Onu söylemek istiyorum sizlere. Şu anda sesini de kısıyorum ki cihazın telif yemeyelim diye. Ama bir televizyon kalitesini bence bu projeksiyon cihazından hemen hemen yakın bir derecede alabiliyorsunuz. Şöyle yan açıdan da göstermek istiyorum. Hatta projeksiyon cihazını da şöyle göstereyim. Herhangi bir fişe, prize bağlı değil. Arkasından da göstermek istiyorum cihazı. Görüntü kalitesi de bence gayet yeterli ve tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca cihazı powerbank ile de çalıştırabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. İlla bir prize takayım, cihazı şarj edeyim falan muhabbetine gerek kalmıyor. Direkt bir powerbank yardımıyla da cihazınızı çalıştırabiliyorsunuz. Ya da çalışan cihazınıza bir powerbank takarak şarj süresini de biraz daha uzatabilirsiniz bu sayede. Şarj olması da powerbank ile bence büyük bir avantaj. Cihazın kompakt olması, taşınabilir olması ve tasarımı bence bu arada şık, onu söyleyeyim. Zaten üst kısmına da baktığımızda kumanda kullanmadan da üstündeki tuşlarla, dokunmatik tuşlar yardımıyla cihazınızı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan da güzel. Şimdi ses konusunda da bir sesini hemen dinleyelim. Bakalım ses performansı. Kameraya hiçbir mikrofon takmayacağım. Direkt telefonla çektiğim ses kaydını sizlere dinletiyorum şu anda. Cihazın şu anda ses performansını dinletmeye çalışıyorum sizlere. Direkt telefonuma bağladım. Yani herhangi bir oynama vesaire yapmıyorum. Şu an duymuş olduğunuz ses Havit markasının kendi mikrofonu üzerinden geliyor. YK50 Pro gerçekten güzel. Dış ses çok alınıyor ve tizleri, yani bu hışırtıları vesaire hiç duyamıyorsunuz. Zaten şu anda duyduğunuz gibi, bak susuyorum bir 10 saniye. Duymuş olduğunuz gibi ses performansı da bence tatmin edici. İçerisinde ufak bir fan bulunuyor, soğuması için tabii ki de, cihazın ısınmaması adına. Böyle sesi ortalara getirdiğinizde o fan sesini çok yakınınızda değilse duymuyorsunuz. Ama hafif bir fan sesi de var, onu söyleyeyim. Ama bu tarz cihazların hepsinde bir fan sesi bulunur. Bunu rahatlıkla söylemek istiyorum. Projeksiyon 200 inçe kadar bir ekran sağladığı için sizlere projeksiyon cihazını da tabii ki de biraz daha uzağınıza yerleştirdiğinizde hem görüntünüz büyümüş olacak hem de fan sesini hiç duymayacaksınız. Şöyle düşünün, eğer uyurken tavana yansıtmak istediğiniz projeksiyon cihazını yatak odasında kullanacaksınız vesaire. Direkt dibinizde ise sesi açtığınızda duyulmuyor ama ses tabii bir tık kısık olduğunda fan sesini hafif hissedebiliyorsunuz. 5 wattlık 2 tane hoparlör olduğu için de gerçekten böyle bas ve tizleri de diğer projeksiyon cihazlarına göre baktığımızda daha tok bir ses veriyor ve cihazın arayüzü hızlı, onu söyleyeyim. Televizyonu evet gündüz de açıyoruz. Hani bunu gündüz açmamız o kadar kaliteli bir görüntü vermeyecektir ama karanlık bir ortamda sizlere inanılmaz muazzam hem ses hem görüntü sunuyor ve PlayStation dahi oynayıp denediğimde herhangi bir ghosting süreci olmadan, yani ghostinglenme, böyle çamurlanma ya da görüntüde kayma vesaire olmadan rahatlıkla oyunumuzu da dışarıda oynadık. Projeksiyon cihazı ile ilgili anlatabileceklerim bunlar. Tüm özelliklerine değinmeye ve sizlere bilgiler paylaşmaya çalıştım. Gene sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlar kısmında buluşalım. Videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.